Medya Haber'den merhaba. Medya Haber'de gündemle karşınızdayız. Ağırlıkla Türkiye iç siyasetini konuşacağız. Tabii Türkiye iç siyasetiyle bağlantılı olarak özellikle DAEŞ'in Haseki'de yeniden hortlamasına yol açan gelişmeleri de değerlendireceğiz. Türkiye iç siyasetinde neleri konuşacağız? Kılıçdaroğlu konuştu. Diyarbakır'ı demokrasi için yol olarak işaret etti. Daha önce de meclisi işaret etmişti. Ama genel anlamda bir muhalefet tutumu var. Kürtlere ilişkin, Kürtçe üzerinden de devam eden bir yaklaşım oldu. Bu gelişmeleri konuşacağız. Yine bununla bağlantılı olarak HDP'ye dönük siyasi ve hukuki saldırıların boyutunu ve bunların amacına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak konuklarımız ve tabii seçim tartışmasının merkezine oturan ittifaklar sorunu. 3 değerli konuğumuz var. Konuklarımızla değerlendireceğiz. Keskin Bayındır, DBP Eş Genel Başkanı, hoş geldiniz. Yine Sinan Çiftürek, KKP Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı, siz de hoş geldiniz. Ve gazeteci yazar arkadaşımız Koray Düzgören, siz de hoş geldiniz diyeyim. Hemen Keskin Bayındır ile başlayalım. Sayın Bayındır, son günlerde doğrusu çokça hareketli, özellikle muhalefet kanadından Kürtlere dönük söylemlerde de yeni dönemeyecek ama sonuç itibariyle dönem itibariyle nasıl anlaşılacağı konusunda tartışmalar olan söylemler geliyor. Kılıçdaroğlu da son açıklamasında demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer demişti. Diyarbakır'daki ilk tartışmayı da hatırlarsanız Süleyman Demirel Kürt realitesini tanıyoruz diye 88'de başlatmıştı. O günden bugüne çok söylendi ama doğrusu bu muhalefetin Kürtler üzerinden vermek istediği mesajı bu turda konuşmak istiyoruz da nedir muhalefetin Kürtler üzerinden, özellikle muhalefetten kastım devlet içerisinde odaklanmış muhalif kesimi, yani Millet İttifakı ve onun periferindeki hareketleri kastederek soruyorum. Nedir Kürtler üzerinden vermek istedikleri, siz bunları nasıl okuyorsunuz? Evet Sayın Işık, öncelikle hepinize iyi akşamlar, diğer konuklara da hoş geldiniz diyorum. Tabii yani muhalefet kanadından gelen bu tür açıklamalar yaklaşık 2-3 ayı buluyor ve Kürtler açısından özellikle bu açıklamaların çok yeni olmadığını bilmemiz gerekiyor. Çünkü işte sizin de belirttiğiniz gibi 88'den başlayan Süleyman Demirel'den sonra CHP'nin Kürt raporu, Türkü Dozal'ın bu sorunu mutlak bir şekilde çözmemiz gereken açıklamaları ve en son nihayetinde belki Kılıçdaroğlu üzerinden gelişen, yani muhalefet içerisinde bir bütünlükte olmasa bile Kılıçdaroğlu üzerinden gelişen uzunca bir süredir Kürt meselesini çözmeye yönelik ya da Kürt meselesi tanımaya yönelik değerlendirmeler geliyor. Açıkçası Kılıçdaroğlu'nun hem kavramsal olarak söylediğine denk düşen 99'da Mesut Yılmaz'ın bir söylemi vardı. İşte Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer ki o zaman Türkiye siyaseti toplumu açısından demokrasinin ölçütü Avrupa Birliği'ne girmekti. Dolayısıyla hemen akabinde Devlet Bahçeli'nin ona vermiş olduğu bir mesaj, bir söylemi var ki Diyarbakır'daki yolu biz Ankara'da kesmesini biliriz diyen bir değerlendirmesi söz konusuydu. Elbette ki üzerinde 23 yıl geçti fakat hem Kürt sorunu hem Kürt meselesinin çözümü hem de bununla bağlantılı olarak Türkiye'de demokrasi sorunun tartışılmasının yol aldığı mesafeyi bir araya getirdiğimizde hakikaten bir mesafenin kat edilemediğini, özellikle Türkiye muhalefeti, Türkiye siyaseti açısından bir mesafenin kat edilemediğini, tam tersine 90'lı yılların başına hem Kürtleri tanımlama, Kürt meselesini ele alma biçimlerine baktığımızda çok 90'lı yılların ilk aşamasını aşmayan bir dönemin içerisindeyiz. Dolayısıyla bu şekilde ele alırsak bugün zaten iktidar kanadını bir tarafa bırakıyoruz. Bugün
Türkiye muhalefetinin Kürt meselesini, Kürt sorununu ve Türkiye'nin demokrasi meselesini ele alma biçimi hani ilerici ya da günün koşullarını gören ya da Kürt toplumsallığını, Kürt halkının siyasal ve toplumsal gerçekliğini gören bir yerden değil, tam tersine 30 yıl önceki hala kavramlarla, değerlendirmelerle ele alan bir biçimi açmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu da bizler açısından hem Kürt siyasi hareketi, Kürt siyasi kurumları ve Kürt halkı açısından, dolayısıyla muhalefetten gelen bu değerlendirmeler elbette ki olumlu olması gereken bir biçimle karşılıyoruz. Fakat bunun bir pratik, bir siyasi politikaya dönüşmemesi ve bunun sürekliliğinin olmaması açısından bütünlüklü ele aldığımızda ve özellikle belki bir sonraki gündemlerde tartışırız. Bugün Türkiye toplumu, Türkiye siyaseti bir seçim atmosferinde. Her ne kadar artık erken seçim tartışmaları yürütülüyorsa da bugün içinde bulunduğumuz zaman itibariyle normal tarihinde yapılmış bir seçim atmosferine de bir yıl kaldı. Dolayısıyla bu anlamıyla muhalefetin hem Kürt mi, başta Kürt meselesini ve bu temel meseleleri, Kürt sorunu sorunu ele alma biçimine baktığımızda açıkçası Kürtlerin gücünü, Kürtlerin siyasal ve toplumsal gücünü kendi iktidarına giden yolu döşemeye çalışan bir politika karşılamak mümkün. Şöyle düşünülebilir mi? Yani bilmiyorum, siz daha yakından takip ediyorsunuz. Sanki muhalefette yani Kürtler üzerinden bir siyasal muhataplık oluşturmak yerine Kürtleri de biz temsil ederiz. Onun üzerinden Kürtleri kendi yanına çekme girişimi mi var? Yani seçimi de aşan bir tablodan söz ediyorum, bilmiyorum. Dışarıdan bakınca böyle gören de var ama siz ne dersiniz bu konuda? Ya muhalefetin elbette ki Kürtleri temsil etme hem siyasal hem gelenek itibariyle böyle bir gücü, böyle bir şey de söz konusu değil. Fakat şu boyutu çok net. Bugün Kürt hareketi, Kürtler, Kürt siyaseti bugün Türkiye, hem Türkiye toplumunda hem de Türkiye kamuoyunda ve parlamentoda ciddi bir ağırlık, bir güç oluşturmakta. Dolayısıyla yükselişi artık engellenemez, dağıtılamaz, zayıflatılamaz bir aşamaya gelmiş durumda. Muhalefet bunu bir kurucu güce, kendi dinamikleriyle, kendi öz gücüyle, işte bugün parlamentoda HDP ile ifadesini bulan bu siyasetin temel meselelerini, başta Kürt sorunu olmak üzere temel meselelerini çözebilecek bir güç olarak görmek yerine, elbette ki bu gücü kendisine payende eden, kendisine aracı haline getiren, iktidara giden yolda bu gücü bu şekilde kullanmak isteyen bir politika izliyor. Dolayısıyla Kürt meselesine ve Kürt sorununa ilişkin sürekli kafa karıştıran, bir gün başka bir şekilde değerlendirme yapıp Türkiye'nin batısında bir kendine çok daha işte Kandili yerle bir edeceğiz meselesini, ya da en yakın tarihte işte HDP milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine evet oyu vereceğiz tanımlamasını bir bütün olarak değerlendirdiğimizde açıkçası muhalefetin Kürt meselesinin çözümüne, Kürt halkının bu anlamıyla taleplerine ilişkin bir politika sahibi olmadığını, tamamıyla dönemsel bir daha pragmatist bir politikayla hareket ettiğini görebiliyoruz. Bu Kürt halkında ve Kürt toplumda yoğunca yaşanan bir mesele. Evet. Elbette ki yani son şey olarak, cümle olarak şunu ifade etmek isteriz. Tabii ki bunu muhalefetin bu duruşunu iktidarıyla aynı pozisyona koyan bir noktada değerlendirmiyoruz. Bu anlamıyla peki, hem meseleyi ele alan hem de bunun sürekliliğini sağlanmasını, pratik bir politikaya dönüşmesini arzulayan ve bu konuda destekleyen bir sorumlulukla hareket ettiğimizi ve edeceğimizi de ifade etmek istiyorum. Tabii. Peki. Sayın Çiftrek, sizinle devam edelim bu konuyla ilgili. Yine bu başlık üzerinden sormak istiyorum. Doğrusu sizin muhalefetin bu tutumuna dönük okumalarınız nasıl?
Yani çok ağır bir süreç içerisinden geçiliyor. Korkunç saldırılar var ama hala Kürt meselesini deyim yerindeyse kendi esasları üzerinden görmeyip bir demokrasi süreciyle eşitlemeye çalışan bir yaklaşım gibi de seziliyor. Bu konuyla ilgili siz ne dersiniz? Ayrıca halkın içindesiniz de. Halk bu söylemlere güvenerek gerçekten muhalefete yönelebilecek bir tablo sergiler mi? Ya da öyle bir umut mu gördü ki muhalefet böylesi bir yaklaşım sergiliyor? Teşekkür ederim, sağ olun. Sayın Düzgüren'e, Sayın Bayındır'a sevgiler, saygılar. Medya Haber'e ve tabii ki Tekfehim'e de teşekkür ederiz. Bu muhalefet meselesi öncelikle belki bir tespitle başlamak lazım. Muhalefet son bir yıldır muhalefet olmaya başladı. Yani son bir yıla kadar Türkiye'de aslında AKP hem iktidar hem muhalefetti. AKP'nin gidişi sandıkta çıkmayacağı giderek daha net çizgilerle görülmeye başladığı andan itibaren muhalefet, başta ana muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet olmaya başladı. İyidir, iyi ki muhalefet oldular. İkincisi, muhalefeti hani 6-7 tane parti var özellikle bu Millet İttifakı ile ilgili olarak. Hepsini bir bütün olarak hani bir torba yasası içinde değerlendirmek zor olur. Kendi içinde de ciddi farklar barındırıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi malum, devletin kodları hala elinde, kurucu parti. Ve önemlisi bugün Sayın Demirtaşlar ve onunla birlikte gerisi gelen onlarca vekil ve eşi içeride ise aslında dokunulmazlığın kaldırılmasına katkısı var CHP'nin ve o dokunulmazlığın kaldırılması Kobani olaylarıyla olduğu için aslında HDP'nin kapatılması meselesiyle de bağlantılıdır kısmen. Yani CHP'nin aynı zamanda bu sürece bir katkısı var. Bunu görmemiz lazım. İyi Parti malum yani gidiyor Ankara, İstanbul, ne bileyim buralarda büyükşehir belediyelerinin açılışına ya da onların programına katılıyor ama hiç de şey yapmadan ne derler diğer partilerinin dil konusunda başta olmak üzere farklı söylemleri var. Şimdi burada mesele şudur. Kürt halkına bugün kulağa hoş gelen, göze hoş gelen şirin mesajlar veriliyor. Ne deniyor? Diyelim ki ana dille ilgili özellikle seçmeli dil konu, ders konusunda hemen hemen bütün muhalif partiler olumlu mesajlar verdiler. Deva Partisi bir adım ileride ana dilde eğitimle ilgili vurgular dile getirdi. Fakat HDP'ye mesafeli dururken, HDP ile demokrasi mücadelesine mesafeli dururken Kürt halkına dönük olarak ne derler sıcak mesajlar vermeleri bizim aklımızda ya da bizim okumamız hiç de olumlu değil. Yani eğer gerçekten bu partiler samimilerse Millet İttifakı aylardır ya da iki yıldır ne diyorlar? Israrla biz demokrasi getireceğiz Türkiye diyorlar. Yani demokrasi de getirdiler, parlamenter sistemle özdeşleştirdiler ama demokrasi, demokrasi, demokrasi diyorlar. Güzel, tamam. Madem demokrasi diyorsunuz, HDP'nin tabii ki aynı zamanda 4 Kürt Partisi'nin, başka 4 partilerimiz daha var, adı Kürdistan olduğu için. Tamamıyla Kürt meselesi, Kürdistan meselesi nedeniyle bunların kapatılması gündemde başladı HDP. Madem HDP'nin kapatılması gündemde ve siz Kürt halkına dönük sıcak mesajlar veriyorsunuz, neden HDP ile Kürtlerle omuz omuza Türkiye'de bir demokrasi barikatı kurmuyorsunuz? Tam da bıraktık bu arada yani ileri radikal bir demokrasiden söz etmiyoruz. Tam da bu arada şunu sorsam, yani bu kapatmalarla bağlantısını, yani muhalefetin özellikle CHP kanadında nasıl olsa bu parti kapatılacak, Kürtler seçeneksiz kalacak. Dolayısıyla buradan ben Kürtleri kendi etrafımda toplayabilir, AKP'yi iktidardan götürebilirim gibi bir okuma da yapmak mümkün mü? Tam da oraya gelecektim, oraya bağlayacaktım. Yani o cümlenin devamında şöyle diyeyim. Eğer demokrasi kavramında samimilerse bu partiler, varsa CHP, o zaman HDP ile bu kapatma meselesine karşı
omuz omuza bir demokrasi mücadelesini vermeleri lazım. Görünen şu, yani kötü koku dediğimiz ya da olumsuz olarak algıladığımız şudur, sanki Kürtlerin ne derler tarlasına gecekondu kondurmak istiyorlar. Yani HDP'nin kapatılmasına dair şeyleri var, duyumları var diye, hani bu yorumdur bu, hani böyle okuyorum ben. Dolayısıyla HDP'nin kapatılması karşısında net bir tutum alacaklarına HDP sonrasına dönük hesaplar yapıyorlar. Yani dağılmış tırnak içinde bir sahipsiz kalmış tırnak içinde bir Kürt kitlesinin tersinin Kürt seçmenine mesajlar vermeye çalışıyorlar. Bu doğru değildir. Kürt halkı bilinçli bir seçmendir. Herkes bunu söylüyor. Kendileri de bunu söylüyor. Bu hesap Diyarbakır'da karşılığı bulmaz bir. İki. Şimdi Diyarbakır'da demokrasi diyorlar. Tamam iyi de. Ya bu Kürt halkı 150 şunu denedi ve gördü. Her seçim yaklaştığında Diyarbakır'a geliyorlar. Diyarbakır'da demokrasi diyorlar işte. Sayın Keskin de lafını etti. Hani belirtti. Avrupa yerli Diyarbakır'dan geçer. Özgürlük yolu Diyarbakır'dan geçer. Şu geçer. Diyarbakır'da doğru söylüyorlar. Ankara gidiyorlar şaşıyorlar. Evet. Ankara gidiyorlar unutuyorlar bunu. Kürt halkı nezdinde bu şirin mesajların, bu ne derler süslü sözlerin, kulağa hoş gelen sözlerin tecrübeyle kanıtlanmış bir karşılığı yok. Olmadığı müddetçe de Kürt halkı inanmıyor. Peki. Ben sahada görmek istiyorum diyor. Peki. O nedenle bizim çağrımız şudur. Son cümle şöyle bitireyim ben. Muhalif partilere diyoruz ki siz gerçekten eğer HDP'nin kapatılmasına kerhen değil, dilin ucuyla değil ama tutarlı bir burjuva demokrat olarak, tutarlı bir demokrat olarak siz karşıysanız tutum alın. Peki. Açık ne beyan dile gelin sahipsiz kalacağı hesapları üzerinde sakın ha yürümeyin. Sakın ha bir hesap değil. Yapmayın diyoruz. Nokta. Peki. Sayın Düzgören sizinle devam edelim. Bu konuyla ilgili uzun yıllardır gazetecilik deneyimlerinizle Türkiye'de özellikle sistem içi muhalefet dediğimiz kesimi de yakından takip ediyorsunuz. Bilmiyorum benim gözlemim o hep seçim dönemlerine yakın böyle mavi boncuklar dağıtmaya başlarlar. Bu kez biraz daha ileri düzeyde sanki mavi boncuk dağıttılar. Bu konuyla ilgili sadece siyaseten verdikleri mesajlar yok. Diğer taraftan da Kürtçe'ye, Kürt diline karşı da geçmişte hiç söylemedikleri şeyleri söylediler. Bu tutumları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğrusu sadece Kürtlere değil, bir bütün olarak demokrasi güçlerine bu tutumlar ne kadar güven veriyor? Bunun üzerinden ne denebilir? Şimdi ben de selamlıyorum katılımcı arkadaşlarıma. Şöyle başlasam iyi olacak diye düşünüyorum. Bu muhalefet partilerinin iktidar partileri de MHP dışında iktidar partisi de AKP de muhalefet partileri de son zamanlarda Kürt söylemi, Kürt oyları üzerine bir takım şeyler ileri sürüyorlar. Muhalefetin bu söylemleri daha da gelişecek. Sen şimdi bir takım şeylerden söz ettin. İşte ana dilde eğitim o bu filan bir takım vaatleri var. Bu vaatlerin önümüzdeki süreçte gelişmesini ve başka bir takım vaatlerin de gündeme ilave edilmesini bekliyorum ben şahsen. Şimdi tabii bunun nedeni şu. Hemen şunu söyleyeyim de en son söyleyeceğim de bu baştan söyleyeyim. Ondan sonra bir iki ayrıntıya girmek istiyorum. Kürt oylarının, Kürt siyasetinin Türkiye siyaseti üzerine ve iktidarın belirlenmesi meselesi üzerinde ne kadar etkin olduğunu kesinlikle anladıklarını gösteriyor. Muhalefetin bu son girişimleri özellikle ana muhalefet partisinin. Diğer muhalefet partileri de kendi çaplarında bir takım şeyler söylüyorlar. Olay şu, sadece iktidar partisi açısından değil, iktidarın belirlenmesi açısından değil, muhalefetin de bu iktidarı devirip yeni bir iktidar koalisyonu diyelim, işte geçiş hükümeti diyelim, işte ne dersek diyelim, yeni bir yapılanma oluşturması için Kürtlere ve Kürt oylarına ihtiyacı var. Bu
kesin bir gerçeklilik olarak özellikle son birkaç yıldır yapılan kamuoyu yoklamalarında işte hem iktidar yanlısı hem iktidar yanlısı olmayan kamuoyu şirketlerinin ortaya koyduğu realite, gerçeklik bu. Kürt oyları olmadan, Kürt seçmenin ve ittifaklarının oyları olmadan Türkiye'de ne iktidarı belirlemek ne de muhalefetin iktidar olmasını sağlamak mümkün değil. Bu gerçekliği anladıklarını gösteriyor bu son girişimlerin. Aslında 90'lı yıllardan itibaren bu tür şeyler var. Arkadaşlar kısmen bahsettiler. 90'lı yıllardan itibaren gerekçeleri farklıydı muhtemelen. Ama özellikle son birkaç yıldır, 2015'ten itibaren daha da yoğunlaştı diyebiliriz. 2015'ten itibaren Kürtlerin Türk siyaseti üzerinde ne kadar belirleyici bir rol oynadığını çok net bir şekilde anladılar. Özellikle de bu son dönemde kamuoyu araştırmalarına baktığımız zaman Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın oyları neredeyse işte 2 puan aşağı 2 puan yukarı birbirine son derece yakın bir şekilde seyrediyor. Ve iktidarın büyük oranlarda oy kaybetmesine rağmen bu oyların muhalefet cephesine geçmemesi, katılmaması ayrı bir dikkat çeken unsur olarak uzmanlar tarafından belirtiliyor. Zaten ortaya çıkan rakamlar da bunu gösteriyor. Burada anahtar rol yine Kürtlerde ve bu muhalefet partileri, başta ana muhalefet olmak üzere, muhalefet partisinin lideri diyelim. Çünkü ana muhalefet partisi de çok değişik kesimlerden, düşüncelerden oluşuyor. Kürt oylarının kendileri için ne kadar önemli olduğunun önemini kavramış gibi görünüyor. Ama bu önemi kavramayan yahut da yani geldikleri siyasal anlayış çerçevesinde Kürt düşmanlığından bir türlü vazgeçemeyen ana muhalefet partisinin bir takım liderleri de, lider kadrolarının buna rağmen Kürt düşmanlığını sürdürdüğünü görüyoruz değişik vesilelerle. Yani barış süreciyle ilgili meseleler gündeme geldiğinde bir kısmı ne diyor? Ya o barış süreci de suçtu. Asla böyle bir şeye girişmemek gerekiyordu. İYİ Parti zaten aynı tavır içinde. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun bu son çağrısı, ki daha öncelerinde de var bunun. Yani belli bir plan çerçevesinde bence bu gerçekleşiyor. İşte önce HDP'yi muhatap alacağız. Çözüm, yeni bir çözüm süreci olursa şeklinde bir açıklama yaptı. Ne zaman yaptı? 25 Ocak günü yaptı. Bu çok önemli bir gelişmeydi tabii. Yani iktidar partilerinin HDP'yi herhangi bir şekilde muhatap almadığı bir ortamda, bir siyasi ortamda ana muhalefetin, kesin olarak ana muhalefet liderinin HDP'nin muhataplığı konusunda tereddüt götürmez bir şekilde açıklama yapması tabii önemli bir şey. Ama bunun arkasından helalleşme çağrısı geldi. Biliyoruz 19 Eylül'de, geçtiğimiz yılın 19'unda. Bu da önemliydi. Yani olumlu karşılandı diyelim. Yani bu gerçekleşir mi gerçekleşmez mi tartışmaları yapıldı ve yapılmak zorunda. Hı hı. Ama önemli bir şeydi. İyi niyetli bir yaklaşımdı. Ve üçüncüsü de işte demokrasi meselesi Diyarbakır'da. Yani bunu zaten biliyoruz. 90'lı yıllarda hiç beklemediğimiz insanlardan bu tür şeyler geldi. İşte 80'li yıllarda Demirel'in açıklamasından sonra başbakan olarak Diyarbakır'a gelen, 92'de gelen Demirel yine Kürt realitesini tanıyoruz demişti. Arkasından yani Çiller bile daha sonra Kürtlere yönelik savaş konseptini geliştiren ve işte faili meşhur cinayetlerin bölgede gerçekleşen, bölgede ve Türkiye'nin değişik bölgelerinde gerçekleşen faili meçhul cinayetlerin, katliamlarının en önemli sorumlularından biri olan Başbakan Çiller bile bir gün ne dedi? Bask modeli uygulanmalı Türkiye için dedi. Tabii hemen birkaç ay içinde bu görüşünden vazgeçerek savaş konseptine geçti ama olsun. Yine de söyledi. Sayın Düzgören, bugünkü Kılıçdaroğlu'nun söylemiyle
o günküleri birebir benzeştirmek de mümkün mü? Yani tamamen aynı amaç ve niyetlerle mi söylendi yoksa bir farklılık var mı? Şöyle söyleyeyim, yani Mesut Yılmaz falan, onların da açıklamaları var. Gayet şey yapacağı açıklamaları var. İşte Erdal İnönü biliyorsun. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de siyasi liderlerin Kürt meselesini, Kürt oylarını gündeme getirmeleri 90'lı yıllarda Kürtlerin Türkiye siyasetine ağırlıklarını koymalarıyla başladı. Evet. Bunu bu şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Evet. İlk defa bir siyasi güç olarak Sosyal Demokrat Halkçı Parti bünyesinde kitlesel oy alarak parlamentoya girdiler. Ondan sonra tabii parti kapatmaları birçok sebebi oldu ama Kürtler şunu anladılar. Arkalarında ciddi bir Kürt seçmenin, özellikle Kürt seçmenin ciddi bir desteği var. Ve dolayısıyla siyasi serüveni, Kürt siyasi hareketinin siyasi serüveni ve gücünü arttırma serüveni diyeyim, 90'lı yıllardan itibaren başladı. O nedenle de diğer Türkiye'deki diğer siyasi partilerin, iktidar olsun, muhalefet partileri olsun, peki, Kürt oylarına ve Kürt siyasetine ilgisi de giderek artmaya başladı. Ve bu son noktada işte geldiğimiz noktada iktidarın Kürt oyları için ne numaralar çevirdiğini, ne kadar seviyesiz ilişkiler içinde olduğunu, işte Öcalan'la Demirtaş'ı birbirine düşürme şeylerine, manevralarına yöneldiğini biliyoruz. Muhalefet de tabii Kürt oylarına ihtiyacı olduğu için Kürt söylemini, Kürtlerin sorunlarını dile getirmede birbiriyle yarışıyor ve bu dediğim gibi bu yarış devam edecek. Peki. Burada tabii bir iyi niyetli olanlar var. Hani hepsini birden silip atmak istemiyorum. Yani geçmişte tamamen iyi niyetli olmayan, yani bazı siyasiler aman Türkiye huzur bulsun, işte çatışma olmasın, istikrarlı olsun filan diyerek, ama şunu vurgulamak istiyorum. Niyetleri ne olursa olsun hiçbirinde gerçekten Kürt sorununu, yani Kürtleri tatmin edecek, Kürtlerin peki, ihtiyaçlarına cevap verecek Kürt sorununun çözümüne yönelik herhangi bir düşünce yoktu. Plan ve proje şu anda da ben aynı şeyin olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer peki, olsalardı zaten arkadaşlar da söylediler. Başka bir takım adımlarda bunların bu söylemlerin yanı sıra ortaya konulması gerekiyordu. Bu konuda bir şey göremiyoruz doğrusu. Peki. Yani en azından bu HDP'nin kapatılması meselesi, HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması meselesinde etkin bir takım şeyler, hamleler yapabilirlerdi, adımlar atabilirlerdi ve atabilirler hala. Ama bunları yapmaksızın sadece söylem olarak, yok işte şunun yolu Diyarbakır'dan geçer, bunun yolu da bilmem nereden geçer demeyi ben çok samimi bulmuyorum açıkçası. Peki. Keskin Bayındır, Sayın Başkan, sizinle devam edelim. HDP'nin kapatılmasında konuştuk ama HDP'ye dönük siyasi ve hukuki baskılar, saldırılar da son dönemde giderek artıyor. Bu tartışmalarla da eş zamanlı gidiyor. Yani iktidarla muhalefet bu konuda birbirinden farklı söylemler de dile getirmiyorlar doğrusu. Muhalefet kanadından da çok doğru bir yargı varmış gibi HDP'nin kapatılmasına dönük destekleri ifade eden açıklamalar geldi bazı yöneticilerinden. Bunu bir konsept olarak düşündüğümüzde doğrusu siyaseten nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız, bunu değerlendirmek gerekir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani salt HDP'ye değil tabii, bir bütün olarak Kürt siyasi hareketlerine saldırılar var. Geçtiğimiz günlerde de sizin Diyarbakır'daki merkezinize dönük ciddi bir baskı kuruldu. Hakeza PSK, PAK, KKP'de dönük Anayasa Mahkemesi'nde süren kapatma davaları var. Yani o boyutu da işin diğer bir yanı. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Sayın Işık, şöyle ifade edebiliriz tabii ki bu durumu. Şimdi gerek bizler gerekse Türkiye demokrasi güçleri, Türkiye sol ve devrimci güçler nasıl bunda ve muhalefet partileri Türkiye siyasetini, Türkiye toplumunun meselelerini ve iktidar sonrasına ilişkin politikasını belirliyorsa, bütün politikasını iktidar sonrası üzerine kuruyorsa,
Dolayısıyla muhalefetin de gelinen iktidarın ve muhalefetin de özellikle HDP'ye dönük gelinen aşamada şöyle bir gerçeklik söz konusu. HDP sonrası, HDP'nin kapatılma sonrasına ilişkin kimi hesapları var? Dolayısıyla işte muhalefetin ve iktidarın aslında belli ölçülerde buluştuğu noktalardan bir tanesi bu. Bizler bir yandan nasıl iktidar sonrası hem Kürt sorun çözümünü hem de Türkiye'deki temel meselelerin çözümüne ilişkin politikalar, programlar ortaya koyarken aynı zamanda iktidar ve muhalefet kanadından da kapatma davasıyla beraber, kapatma sürecinin çok hızlı ilerlemesiyle beraber özellikle Kürt oylarına ve HDP oylarını nasıl dağılımını nasıl kendi aralarında bölüştüreceği üzerinden bir hesap yapma üzerine. Dolayısıyla bu konuda işte bu anlamıyla muhalefetten gelen demokrasi çağrıları ya da Kürt sorunun çözüm çağrıları Kürt toplumunda, Kürt halkında ve bizler nezdinde bir karşılık bulmuyor. Bunun ölçütü bugün özellikle iktidar tarafından bir konsept olarak Kürt siyasetine, HDP'ye ve Kürt siyasetine, demokrasi güçlerine yönelik topyekün bir şekilde aslında bu siyaset alanını, demokratik siyaset alanını tasfiye etmeye yönelik muhalefetin ciddi bir direnç odağı olabilirdi. Bu konuda kendisini hem bir direnç noktası oluşturup aynı zamanda bunun üzerinden kendisini muhalefet, özellikle ana muhalefet partisi kendisini bir çözüm gücü oluşturabilirdi. Politikasını bu çözüm dinamiği üzerinden, gerçekliği üzerinden kurabilirdi. Fakat böylesi bir durum söz konusu değil. Bununla bağlantılı olarak şunu ifade edebiliriz. Bugün evet demokratik siyaset olarak ifade edebileceğimiz başta HDP ve Kürt siyasi partileri ve hareketleri üzerinde ciddi anlamda bir tasfiye konsepti devam ediyor. Bu dönemi özellikle diğer dönemlerden ayıran şöyle bir gerçeklik var. Bu seçim de bunun içerisinde dahil. Yani önümüzdeki 2023 seçimleri de dahil olmak üzere. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100. yılını bitiriyor. 2. yüzyılına girerken dolayısıyla yeniden bir şekillenişin içerisine gireceği çok net. Dolayısıyla seçim aslında bu şekillenişin belki en somut ifadesini ortaya koyacak. Belki bu anlamıyla önemli. Önemli kılan diğer bir özellik ise HDP'nin öncünde geliştiren işte Demokrasi İttifakı, Üçüncü Yol siyaseti bugün hem parlamento seçimlerinde hem Türkiye siyasetinde çok kurucu ve belirleyici bir güç olma durumunda. Dolayısıyla bu güç, bu siyaset Kürt sorunun çözümünde kendisini belirleyici bir güç haline getirmeyi istiyor. Bunu hem parlamentoda bunun öncü gücü olmak istiyor. Ve aynı zamanda Türkiye siyasetinde bu anlamıyla hem belirleyici bir pozisyonda olurken aynı zamanda da meseleleri bu güç üzerinden kurmaya çalışan bir politikayı, bir gücü açığa çıkarmak istiyor. Bu anlamıyla hem önümüzdeki seçimler hem de bu politikanın pratik olarak ortaya konuluşu açısından 2022 ve 2023 yılı hem Türkiye devlet geleneği açısından ve bunu temsil eden partiler açısından çok önemli bir gerçekliği, bir önemli bir durumu arz ettiğini ifade etmek gerekiyor. Bu belki iktidar kanadından bugün Truva atı olarak ifade edebileceğimiz kanadına AKP-MHP yapıyor. Elbette ki bugün devlet aklı Kürt siyasi hareketinin bugün Türkiye parlamentosunda etkin kurucu bir güç olmasının önüne geçebilmek için bütün varlığıyla yükleniyor. Dolayısıyla bunu tek başına bir AKP-MHP iktidarı olarak ele almamak gerekiyor. Arkasında örtülü çok ciddi bir güç var. Yani bu siyaseti engelleyen, bu gücü dağıtmaya dönük aynı zamanda Kürt halkının Türkiye demokrasi güçlerinin bu örgütlü gücünü parlamentoda farklı çevreler etrafına dağıtılmaya, yani seçimler düzleminde farklı partiler tarafından pay edilmeye yönelik, buraya zorlanmaya yönelik hamleler gerçekleştiriyor. Kapatma bunun belki son aşamasıdır. Bugüne kadar iktidardan muhalefetin sessizliği, yer yer kapı aralaması belki olarak ifade edebileceğimiz ama iktidarın yoğunluklu, kapsamlı saldırıları ve nihayetinde işte bütün HDP olmak üzere Kürt partilerinin kapatılmayla karşı karşıya kalınmasının aslında bir bütün olarak ifadesi bu. Bugün
Kürt sorunun Kürt soruna çözüm ya da çözümsüzlük yaklaşımının ölçütü aslında HDP'nin kapatılmasına yönelik yaklaşımdır. Kürt siyaseti hareketlerinin kapatılıp ya da çalışmalarının engellenip engellenmemesine yönelik yaklaşımdır. Tam tersine muhalefetten de bu saldırı dalgasına karşı, bu kapatma ve saldırı dalgasına karşı da HDP'nin evet. yanında, Kürt siyasi hareketinin yanında durup durmama meselesidir. Aslında ölçü biraz daha bu. Yani evet. Kürt sorunun çözümsüzlük denklemi biraz daha Türkiye siyasetine bu noktaya sıkıştırılmış durumda. Bizler tarafından da ele alınan ve değerlendirdiğimiz ve özellikle muhalefeti bu anlamıyla bu ölçütlerle değerlendirdiğimiz evet. bir durumun, bir zamanın içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Peki. Sayın Çiftrek, sizinle devam ederim ama burada doğrusu şunu da sormak gerekir diye düşünüyorum. Saldırılar evet boyutlu ve giderek artıyor. Hem siyasi hem hukuki boyutta süren saldırılar var. Bir, gerçekten Kürtlerin tamamen Türkiye siyasetinde seçeneksiz kalacağını hesap edebilmek mümkün mü? İkincisi, böylesi bir tabloda Kürtler nasıl davranır? Yani yarınki gün siyaseten bir bütün olarak seçimler üzerinde kendi partileriyle rol oynamasının önüne geçerlerse Kürtler nasıl bir yaklaşım sergiler? Yani bununla ilgili hem iktidara hem muhalefete ders almadılar ama önümüzdeki dönemde Kürtler yeniden nasıl ve ne şekilde ders verebilir sizce? Belki biraz falcılık olacak ama görünen o hesapları bunun üzerinden kuruyorlar. Bana mı dedi? Evet, size dedi. Peki. Şimdi hukuki boyutu açısına bakıldığı zaman tablo çok nettir, tartışmasızdır. Kürtlere gelince hukuk Kürtlere işlemiyor diyor. İktidarın tutumu budur. Neden bu cümleyi kuruyorum? İktidar 20 yıl önce ve aşağı yukarı iktidar olduğundan 10 yıl boyunca da hatta 15 yıl boyunca şimdi tekrarladı. Bundan sonra Türkiye'de herhangi bir parti kapatılmayacak. Parti kapatılmayacak, ilgili sorunlar hakkında dava açılacak den. Fakat iş Kürtlere gelince iktidar partisi bunu unuttu. Muhalefet de bu bakımda sessiz, hatırlatmıyor. Bir bu. Yani işin hukuk boyutu Kürtlere dün olduğu gibi bugün de hukuk Kürtlere işlemiyor. Siyaset boyutuna gelince bir iki şey söyleyeceğim sizin sorunuza gelmeden önce. En son ona değineceğim zaten. Hı. Şimdi yine bir tespit üzerine gitmemiz lazım. Çok net görülüyor ki Erdoğan klasik bir siyasi lider değil. Demirel, Erbakan, Ecevit ve benzeri devletin siyasi tedrisatından geçmiş bir lider değil. Dolayısıyla siyaset okuması, ekonomi okuması klasik kodlarla bunları yönetmiyor. En son ekonomide çok net gördük. Yani şu anda ekonomiye herhangi bir ad koyamazsınız. Keynesçiliktir, yok bilinen liberalizmdir, herhangi bir şey diyemezsin. Siyaseti de benzer kodlarla yönetiyor. Şu net görülüyor. Erdoğan ya erken ya da normal önümüzdeki seçimi ya alacak ya da asla ve asla yol haritasında muhalefet koltuğuna oturmak gözükmüyor. Yani önümüzdeki seçimi kaybedecek, gidecek meclise muhalefet kürsüsüne oturacak Erdoğan. Bu yok bizim okumamız. Asla. Ya kazanacak, 5 yıl daha siyaset yapacak, zaten bırakacak ya da kaybedecek, siyaseti bırakacak. Dolayısıyla önümüzdeki seçim son derece kritiktir. Sadece Kürtler arasında değildir. Türk siyaset sistemi aslında da kritiktir. Hürriyet yayın yönetmesi, yayın yönetmeninin önümüzdeki seçim çok kirli geçecek, çok ne derler, sıkıntılı geçecek demesine altında da bu yatıyor. Dolayısıyla Erdoğan şimdi AKP Kürtlere dönük mesajlar vermek istiyor fakat vermek istediği mesajlara baktığın zaman doğrudan doğruya Kürt halkına dönük olarak, Kürt seçmene dönük olarak bir yol haritası çizmiyor. Ne yapıyor? Bir fısıltı gazetesi dolaşıyor ortalıkta. Yok, yeniden şey gündeme gelecek, ne derler, çözüm süreci gündeme gelecek. HDP'de muhatap alınacak. Yok, bilmem şu olacak, bu olacak. Yok işte, Öcalan üzerine tecrit var ama Öcalan adına konuşuyorlar. Öcalan işte şöyle diyor, bugün çok net söylüyor zaten Öcalan. Edirne'dekinin mesajlarına rahatsız. Ya o zaman bırakın. Kaldırın tecriti. Öcalan konuşsun. Kim rahatsız? Yani siz mi rahatsızsınız? Edirne'deki yani Demirtaş'ın konuşmasına yoksa Öcalan mı rahatsız? Kamuyu da görsün, dünya alem de görsün, siz de görün.
bir fıskı siyaseti sürdürülüyor. Şimdi bu bakımdan sizin dediğiniz AKP esasında iki ara bir derede kaldı. Erdoğan iki arada bir derede kaldı, sıkışmış durumda. Ne Kürtlere dönük olarak, dolayısıyla açık, seçik, net bir yol haritası yeniden çizmek istiyor. Çünkü MHP var solunda, MHP ile kopması gerekir. MHP ile kopuşu göze alamıyor. Dolayısıyla MHP ile birlikte de böyle bir yol haritası belirlemiyor. Diyarbakır'daki bahçe de onu kurtaramayacak. Ne derler, bir ormana şey verecektir. Sevgili bizim belediye başkanımız, adını unuttum şimdi, son belediye başkanımız. Selçuk Mızraklı. Mızraklı. Dedi ki, bizde hatıra olmayanın hatıra ormanı olmaz dedi. Evet. Onu da anmış olan bu arada. Bunu çizmek istiyor, çizemiyor. Devam etmek istiyor, devam edemiyor. O nedenle sıkıntı bir süreç var. Kürtler ne yapacak meselesine gelince? Kürtler, birinci mesele şudur. Şunu çok net geçmişte mesaj verdiler. Bir kez daha o mesajı vereceklerdir. Siz HDP'yi kapatıp Kürtleri seçeneksiz bırakarak arazimize gece kondu kondurmak istiyorsanız biz bunu kabul etmeyiz. Kürt halkı bir şekilde bunun bir çıkış yolunu bulacak. Demirel diyordu ya geçmişte, bizim arazimize bunlar gece kondu kurdular, ben gece konduları yatıracağım diyordu. Kürt halkı da bilinçli bir seçmendir. Uzatmayayım ben. Bunu herkes söylüyor. CHP'yi desteklerken bilinçli destekledi. CHP üzerinden AKP'ye de mesaj verdi. AKP üzerinden CHP'ye mesaj verdi. Yani siz yarın aynı şey yaparsan ben sana da aynı şey yaparım. O bakımda biz ona inanıyoruz. Nasıl bir seçenek bulunur buranın konusu değildir ama Kürt halkı illa ki kendilerine dayatılan bu seçeneksizlik konusunda bir rol haritası önüne koyacaktır. AKP'ye de çağrımız şudur. Erdoğan'a da çağrımız şudur. Gerçekten Kürtlere dönük olarak bir mesaj, bir yol haritası vermek istiyorsanız bir, Öcalan üzerindeki tercihi kaldırın başta. İki, net ve açık konuşun. Yani siz Kürtlere dönük olarak ne suyuyorsunuz? Fısıltı gazetesini devreye sokmaktan çıkartın. Diyelim, ittifak meselesi zaten gündeme gelecek, konuşacağız. Peki. Teşekkür ederim. Sayın Düzgören, sizinle devam ederim. Bazen ses iyi gelmiyor. Biraz önce Sinan Bey'in de adını zikrederek başlamıştım ama herhalde duymamıştı. Doğrusu HDP üzerinden yürütülmek istenen politikayı salt HDP'ye dönük gibi algılamak gerekmediği sonucu çıkıyor konuşmalardan. Bir bütün olarak Kürtleri kendilerince dizayn etmeye dönük bir yaklaşım, bir tablo içerisindeler. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana bunu denediler, beceremediler. Bugün tekrar o beceremediklerini yaparak nasıl bir sonuca ulaşmak istiyorlar? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani gerçekten Kürtleri seçeneksiz bırakarak kendilerini iktidar etmenin olumlu bir sonuca ulaşabileceğine hala inanıyorlar mı? İnanmaları mümkün mü? Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili siz? Vallahi inanmak inanmamak meselesinin ötesinde bu işte Türkiye'deki şu andaki siyasi yapıyı HDP, Kürtler ve işte solda siyaset yapan örgütler ve partileri bunun dışında bırakıyorum. Genelde Türk siyaseti devlet aklıyla, işte onların devlet aklı dedikleri şey, hep devlet aklıyla hareket eden bir siyasi yapı. Dolayısıyla hepsi aynı doğrultuda gidiyor. Kimi iktidar, kimi muhalefet, fark etmiyor. Şimdi burada da işte iktidarın amacı belli. İktidarı sürdürebilmek için özellikle şu ayrımı burada ortaya koymamız gerekiyor. Önceki seçimlerde iktidara ya da AKP'ye oy veren Kürt seçmenin son birkaç seneki uygulamalardan dolayı, iktidarın baskılarından dolayı artık AKP'ye oy vermek istemediklerini ve AKP'den başka kanallara yönelmeyi amaçladıklarını ya da en azından AKP'ye oy vermeyerek bir kenarda durmaya kararlı olduklarını gösteren birçok veri var. Değişik kamuoyu araştırmalarında. Yani AKP'nin ve AKP'den koparak parti kuran diğer bazı partilerin Kürtlere yönelik söylemlerinde biraz bunu aramak gerekiyor.
AKP'den kopan Kürt seçmene yönelerek onlardan oy alma endişesi. CHP'de de böyle bir endişe var ama son zamanlarda bölgede CHP lehineymiş gibi görünen bir iki ufak tefek oynamadan çok heveslenmiş gibi görünüyorlar. Ve dolayısıyla onlar da hem AKP'den kopan Kürt oylarını alabilmek hem de HDP kapanırsa eğer ki kapanabileceğini düşünüyorlar tahmin ediyorum. Boşta kalacak, ortada kalacak, partisiz kalacak HDP seçmeninin bir kesiminin oyunu alabilirsek senelerdir bölgede milletvekili çıkartamıyorlar ya işte hiç olmazsa bu şeyi kırarız, bu gelişmeyi tersine çeviririz diye bir düşünceleri var gibi geliyor bana. Ama şu var, HDP'ye yönelik son baskılar, son baskı demek de doğru değil çünkü hiçbir zaman bitmiyor. Bitmeyen baskılar demek evet. Lazım. Yani her sabah, her gün, günün yani ayın her günü HDP ve bileşenlerine yönelik yeni bir baskıyla uyanıyoruz. Tutuklamalar, gözaltı vesaire, işte İPSP gelmez gerekçelerle insanların ağır hapis cezalarına mahkum edilmesi. Şimdi bunu sadece HDP'de değil, diğer HDP'yi destekleyen ya da HDP çevresindeki diğer yapılanmalara da yönlendirdiler. Özellikle HDP kapanırsa, HDP'nin seçimlere girme ihtimali başka bir parti üzerinden seçimlere katılma ihtimalini de ortadan kaldırmak için Demokratik Bölgeler Partisi'ne yöneldiler. Ben bu son saldırıyı böyle yorumluyorum doğrusu. Başka partilere de seçime katılma hakkını kazanmış ama HDP'yi destekleyen ya da HDP bileşenleri arasında olan diğer siyasi partilere de baskılar var. Onlara yönelik baskılar da önümüzdeki dönemde artacaktır. Bu nedenle bir anlamda bu nedenle de ama bir anlamda da tabii genelinde baktığımız zaman demokratik Kürt kamuoyunun bir baskı altına alınması ve partilerinin kapatılarak bir kaosa dönüştürmek bu kesimi planları bu. Böylece sahipsiz kalacak oyların bir kısmının sandığa gitmeyerek, tabii sandığa gitmemeleri için gereken her türlü tedbiri, polisiye tedbiri şimdiden planladıklarını düşünmek gerekiyor. Bunu düşünmemek saftirlik olur Türkiye'nin bu şartlarında. Bir yandan geniş seçmen kitlelerinin sandığa gitmesini engellemek, bir yandan da işte etkileyerek, o seçmen kitlesini etkileyerek oradan oyları bir kısmını alabilmek yahut da oyların parçalanmasını sağlamak. İşte muhalefet partileri de bu rolü üstlenmiş olacaklar. Evet. Yani oyların, parçalanmış oyların bir kısmı da onlara düşmüş olacak. Hatta ve hatta ben yani şöyle diyeceğim, biraz sert olacak belki ama HDP'yi destekliyormuş gibi görünen bir takım oluşumlar, sol oluşumların da beklentisi bu doğrultuda gibi geliyor bana. Yani pek bunu da ihtimal dışı bırakmayalım diye düşünüyorum. Peki, bu dediğin, ama bu dediğinizi aslında ittifaklar meselesinde de ayrıca konuşabiliriz. Ama şu var, şunu söyleyeyim. Şimdiye kadar özellikle 90'dan bu yana olup bitene baktığımız zaman Türkiye'nin siyasi tarihinde yakın siyasi tarihine baktığımız zaman objektif olarak bu oyunların sökmediğini görüyoruz. Hiçbir şekilde Kürt seçmen ve Kürtleri destekleyen bileşenler sol olsun, demokratik kamuoyundan olsun diz çökmediler ve vazgeçmediler. Peki. Yine aynı şey olacak. Hatta bu baskıların bu seçmenleri daha da bilinçlendirdiğini ve daha da tepkilerini arttırdığını görüyoruz kamuoyu yoklamalarında. HDP'nin oyu %10 civarından giderek 11-12 filan derken böyle yükseliyor. Bu tepkilerin, bu baskıların böyle bir sonuç vermesi de çok normal. Ve bu baskılar sonucunda giderek bence destek artacak. Yani Kürt oylarının asla sağa sola savrulacağına ilişkin beklentiler. Yani hep Türkiye'de hep şu oluyor. Yani bile bile aynı oyunu gündeme getirip yürürlüğe sokuyorlar. İşlemediğini bildikleri halde yine aynı oyun değişik biçimlerde tezgahlanmak isteniyor. Olup biten bu. Peki.
Keskin Hocam, ittifaklar meselesini de biraz konuşalım istiyorum. Aslında ittifakların tek boyutu yok. Yani belirginleşen iki ittifak var. Bir cumhur, diğeri millet adıyla kendisini seçmene dönük hesap kitaplarla yürütüyorlar. Ama bunun dışında bir Kürdistan'ı seçim ittifakı var. İki, işte solun kendi içinde tartıştığı, henüz sonuca erdirmediği bir ittifak süreci var. Bir de uzun zamandan bu yana HDP'nin öncülük ettiği ama henüz somuta ermemiş demokratik ittifak, demokrasi ittifakı olarak tanımladığımız kısım var. Doğrusu bu ittifaklar boyutunda tartıştığımızda önümüzdeki sürecin de artık bir seçim dönemi olduğu çok belli. Bu üç boyut üzerinden değerlendirdiğimizde nasıl bir tablo Türkiye'de seçmeni bekliyor ve etkisi ne olabilir? Özellikle solda ve Kürdistan'ı partilerle birlikte kurulan ittifakların ortaya çıkaracağı tabloda. Sayın Işık, yani belirttiğiniz somutlaşan iki ittifak, Cumhur ve Millet İttifakı, yani Türkiye siyaset sosyolojisine baktığımızda, hani güncel olarak değerlendirdiğimizde, bu ittifak dışında kalan çok geniş bir toplumsal bir kesim var. Yani hani 10 milyonlarca ifade edebileceğimiz ciddi anlamda bir kesim var. Bunun içerisinde Kürt halkı var, Kürt siyasi hareketi var, Türkiye demokrasi güçleri var, Türkiye sol sosyalist devrimci güçler var. Var da Aleviler var, gençler var, kadınlar var. Yani bir bütün olarak aslında hakikaten toplumun, bugün Türkiye toplumun bir bütün olarak taşıyıcı temel dinamini belki ifade edebilecek bir kesimi bu oluşturuyor. Yani bugün Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı dışında kalan bu kesim oluşturuyor. Dolayısıyla HDP'nin hem de Türkiye'de Demokrasi İttifakı ve aynı zamanda Kürdistan İttifakı, Kürdistan Seçim ve Kürdistan İttifakı olarak tanımladığı ve önümüzdeki süreçte politikasını, siyasal gelişmeleri biraz bu zemin üzerine kurmaya, bu hat üzerine kurmaya çalıştığı bir gerçek. Dolayısıyla evet, belki bir somutluğa kavuşmadık dedik ama tecrübesini geçmiş, hem Kürdistan Seçim İttifakı deneyimi var, tecrübesi var, bu anlamıyla bir deneyim yaşadı, bir tecrübe de yaşadı. Yine 2012'den bu yana hem HDP bileşenleri hem de bileşen olmayıp da aslında politik olarak HDP'nin politikasını belli ölçülerde destekleyen ciddi Türkiye demokrasi güçleri ve sol muhalefet kesimleri var. Bugün HDP için bileşeni olarak da içinde yer almasa dahi. Dolayısıyla bu anlamıyla çok büyük bir kesimi, çok büyük bir makası, hani toplumsal makası hedeflediğini bilmek gerekiyor. Sayın Düzgören ifade etti, evet, bugün seçim atmosferine, seçim sürecine girerken hani bir bütün olarak Türkiye'deki ilan edilen bütün anketlere baktığımızda gittikçe adım adım yükselen iki parti gerçekliği var. Bunlardan bir tanesi HDP, bir diğeri İYİ Parti. Dolayısıyla bu anlamıyla Demokrasi İttifakı bütün bu saldırılara karşı gittikçe hem karşılık bulan Türkiye kamuoyunda, Kürt halkında, Türkiye toplumunda karşılık bulan ve şunu çok, biz buna çok net inanıyoruz. Asgari ölçüde demokratik şartların ortaya çıktığı ya da çıkabileceği koşullarda bunun %20'lere ulaşmaması için hiçbir engel yok. Dolayısıyla bu kadar hani iktidar kanadından gelen saldırı ve faşizm dalgasına karşı bu Demokrasi İttifakı ve Kürdistan İttifakı kendisini önemli bir güç olarak, önemli bir ittifak gücü olarak hem Türkiye toplumuna hem de Kürdistan halkına, Kürdistan halklarına bu şekilde ifade etmek istiyor. Bu önemli, kıymetli bir durum. Bunun kökü, bunun tarihsel kökü var. Yani bugün Türkiye iktidar geleneğiyle neredeyse aynı bir yüzyıllık tarihsel ve toplumsal ve siyasal geçmişi olan
bir gelenekten geliyor, bir geçmişten geliyor. Dolayısıyla bu anlamıyla bu ittifak oluşturabilmenin bütün siyasal ve toplumsal şartları her zamankinden çok daha mevcut. Elbette ki demokrasi ittifakı çağrıları oldu geçen günlerde. Çok farklı çevreler, çok farklı sosyalist ve sol parti ve örgütler bu şeyin içerisine geldiler. Sol parti bu konuda ideolojik ve tutum belleği bu sürecin dışında kaldı. Fakat Türkiye siyaset geçmişine, siyasal geçmişine baktığımızda özellikle şöyle bir gerçeklik de var. Bakınız bugün Türkiye sağ siyaseti olarak ifade ettiğimiz partiler sağ siyaset bölündükçe, ayrıştıkça dallanıp budaklanıp güç kazanırken Türkiye sol demokratik partiler ve bu konuda sürekli kendisini muhalefette konumlandıran partiler, yani sol siyaset bölündükçe güç kaybeden, zayıflayan ve dağılan bir gerçekliği var. Yani Türkiye siyasetinin böylesi bir durumu söz konusu. Evet. İşte HDP'nin demokrasi çağrısı, demokrasi ittifak çağrısı aslında bölünerek, birbirinden uzaklaşarak zayıflayan, etkisiz kılınan bir siyaseti, bir politikayı değil, tam tersine yan yana durarak dayanışmayı, ortak ittifak düşüncesini, politikasını geliştirerek güçlenmeyi ve bugün Türkiye toplumunun da aslında temel gücünün de bu ittifaktan beklentisi bu. Çok açık, nettir ki hem Cumhur İttifakı'ndan da hem de Millet İttifakı'nda özellikle yapmış olduğu muhalefete karşı bugün Türkiye toplumunun çok ciddi anlamda bir beklentisi söz konusu değil. Bugün belki iktidara yönelik sürekli hamleler, siyaset, politika belirleyen ana muhalefet partisinin seçim anketlerindeki anketlerdeki oylarına baktığımızda hiçbir şekilde yükselen bir şey ortaya koymuyor. Yani %26'yı geçen hiçbir an neredeyse bir anket durumu söz konusu değil. Bu şununla alakalı, bugün iktidarın bu uygulamalarına karşı çözüm gücü, evet, olabilecek Millet İttifakı'nda bir muhalefet gücü hakikaten ortada yok. Asıl toplumsal ve siyasal muhalefeti bugün HDP öncülüğünde Türkiye, evet, Demokrasi İttifakı ve Kürdistan İttifakı'nın öncülüğünde gelişebilecek bu konuda, evet, potansiyel, bu konuda zemin hakikaten çok güçlü. Bunun da önümüzdeki günlerde somut bir politikaya, somut bir siyasete, bir akla da ulaşacağına inanıyorum. Çaba da biraz da bu yönlü. Sayın Çiftürek, bu konuyla ilgili sizin de görüşlerinizi almak istiyorum ama biraz da belki Kürdistan'ı ittifak boyutunda ağırlıkla durumu değerlendirirseniz doğrusu sevinirim. Çünkü izleyicilerimizin de bu konuyla ilgili merakları var, sorular da geliyor bu yönde. Bir de şöyle bir yön var. Yani neredeyse aralarında Türkiye'li sol sosyalist kesimlerin de olduğu geniş bir alan. Kürdistanlılarda sanki sosyalist, komünist yokmuş gibi ya da sol yokmuş gibi hepsine de toptancı bir bakış açısı sergiliyorlar. Yani sol ittifak tartışmasını yürütenler de bunu böyle yapıyor. Demokrasi ittifakı içerisinde yer almayı tartışanlardan da bir kısmı böyle yapıyor. Hem Kürdistan'ı ittifak boyutuyla hem sol ve demokrasi ittifakı boyutuyla siz ne dersiniz bu konudaki gelişmelere ilişkin olarak? Sağ olun. Zaman da daraldı. Önce şunu söyleyelim. Yani görünen odur ki artık erken seçim gündemde yok. Zaten eğer meclise sunacakları Şubat'ta meclise sunmayı düşünülen seçim yasası gündeme gelip yasalaşacaksa zaten üzerine bir yıl geçmeden seçim olmuyor. Dolayısıyla da normal seçim olacak. Şimdi buna rağmen Ankara'da bir seçim heyecanı var. Hem Millet İttifakı, Cumhur İttifakı hem de Türkiye Sosyalist Hareketi'nde. Fakat Diyarbakır sokağında biz bir seçim heyecanı görmedik. Siyasete de esasında pek görmedik. Belki biz görmüyoruz. Vardır da biz görmüyoruz, bilmiyorum. Bir bunu diyelim. İkincisi, bu seçim çok net, açık ve net. Demokrasi, Türkiye demokrasi, Kürtler üzerine, Kürt meselesine bir sınav verecek. Sadece iktidar bu sınavı vermeyecek.
Esas itibariyle muhalif bir sınavı verecek, Millet İttifakı bir sınavı verecek. Nasıl ki AKP şey üzerinde ne derler, Kürt meselesi üzerinden, Kürtler üzerinden Millet İttifakı'nı bu parçalamaya çalışıyorsa, Millet İttifakı da Kürt meselesinde bu seçimde sınav verecek. İki, şimdi esas Kürt Ulusal İttifakı HDP'nin Türkiye Sosyalist Hareketi ile yaptığı görüşmeler ilişkinde birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii ki HDP'nin kendi iradesidir. Nasıl bir ittifakı gerçekleştirir, nasıl sonuçlanır, o konuda biz söz söyleme hakkına sahip değiliz. Ondan bağımsız olarak şunu söylemek istiyorum. Türkiye Sosyalist Hareketi'nin Kürtlerle gerçekleştireceği bir ulusal bir ittifakta, bir demokrasi ittifakında anti-emperyalizm başta olursa, yani tam bağımsız Türkiye başa almadan bir ittifak gerçekleşmeyeceği söylemi de ısrar edilirse, vallahi şunun üzerine durmak lazım. Kürtler şunu düşünecekler. Yani Türkiye tam bağımsızlık da Kürtlere ne? Yani bu sömürge olan Türkiye mi? Yani bu Kürdistan pozisyonu ne olacak? Yani bunu düşünmez misiniz? Türkiye Cumhuriyeti'nin 12 devlette askeri gücü var. Hollanda'yı, Danimarka'yı, İsviçre'yi, ne bileyim buna benzer birkaç tane emperyalist ülkeyi, Fransa'yı koy üst üste, teraziye Türkiye'yi koy ya da İran'ı koy. Bunları ikiye üçe katlar. Ama tam bağımsız Türkiye, tam bağımsız İran deniyor. Peki ya Kürtlere ne veriyorsunuz? Sadece onun düşünmelerini istiyoruz. Yani tam bağımsız Türkiye'yi başa alan bir HDP'nin Türkiye Sosyalist Hareketi ile gerçekleşen bir ittifak böyle bir şey oluşursa bilmiyorum. Bunun Kürtler cephesinde ne gibi sorunlara yol açacağını düşünmek lazım. Diğer esas meseleye gelince Kürtlerin gündeminde tabii ki Türkiye demokrasi meselesi var. Türkiye'de demokrasi meselesinin gelişmesi, güçlenmesi Diyarbakır sokağında karşını bulacaktır. Kürt meselesinin çözümünde illaki katkı sunacaktır. Ama Kürtlerin esas meselesi demokrasiyle bağlantılı bir adım önde özgürlük meselesidir. Ulusal bağımsızlık, ulusal özgürlük meselesidir. Bu bakımdan bunu içermenin hiçbir şey Diyarbakır sokağında tam anlamıyla karşılık bulmayacak. Yani ulusal özgürlük ve demokrasi ittifakı. Kürtler kendi içerisinde bir geniş ulusal demokratik ittifak kursunlar. Saniyeş Başkanlar Diyarbakır'a geldiğinde de biz görüşümüzü söylemiştir. Türkiye Sosyalist Devrimci Demokratik Güçleriyle özgürlük ve demokrasi cephesini kursunlar. Biz bunu destekliyoruz. Burada bizim üzerine durmamız gereken şu anda bir Kürdistan ittifak çalışmamız vardı. 8-9 partinin yer aldı. Bir süredir bu bir parça böyle soğumuş gibi gözüküyor. Gündemde olan yeni arayışlar var. Biz parti olarak şöyle diyoruz, Kürdistan İttifak Çalışması bir an evvel bir araya gelmeli. Kendisi farklı araçları da kucaklayabilecek olan bir genişleme de yaşayabilir. Hayır, Kürdistan İttifak Çalışması kendisi karar verebilir. Ben gelecek olan yeni katılımlarla birlikte yeni bir oluşuma hazırım da diyebilir. Yani Kürdistan İttifak Çalışması'na ilişkin olarak onu aşan bir ittifak gündeme gelecekse de Kürdistan İttifak Çalışması'nın kendisi karar vermelidir diyoruz. O bakımda bu da bir nevi burada Kürdistan İttifak Çalışması'na bir şeydir, bir çağrıdır, bir hatırlatmadır, öyle diyelim. Kürdistan'da daha geniş bir ulusal ittifak kurulacaksa, Kürdistan İttifak Çalışması bunu kucaklamaya, bunu tartışmaya gerekse kendisini aşacak olan bir ittifaka hazır olmalıdır diyeyim. Bir şey daha belirteyim ve bitireyim. Şimdi çok net gözüküyor ki, belki bir daha önce de bir dile getirmiştik, devlet Kürdistan'da AKP'den ya da Türkiye'den, AKP'den kopan Kürt seçmene sistem içi bir adres arıyor. Sistem içi devletin kendisi bir adres arıyor. Daha demin Sayın Özgüren üzerine durdu. Yani kim yerlerde yok, Suruç'ta bir iki tane aşiret HDP'den ayrıldı, CHP'ye katıldı, yok şurada şu oldu. Aslında bunlar devletin doğrudan doğruya sistem içi adres olarak CHP'ye gösteriyor. CHP'de birkaç adımında buna açık gözüküyor ama süreçte bunu göreceğiz. Sağ olun. Peki. Sayın Düzgören, sizinle de kapatalım istiyorum. Son turumuzun son sorusunu da size soralım. Doğrusu ittifaklar meselesi çok uzun yıllardır Türkiye'de tartışılıyor. Seçim öncesinde, seçim sonrasında demokrasi ittifakları, illegal ittifaklar, yasal zeminde çalışan partilerin, güçlerin ittifakları ama nedense istenilen sonuca da bir türlü ulaşmıyor. Bu son dönemde yürütülen çalışmaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle sol ittifak üzerinden Kürt hareketiyle yan yana gelmeye dönük
çabalara ilişkin siz ne dersiniz? Ki bu konuyla ilgili toplantılar da yapıldı. Onları da yakından takip ettiniz. HDP'nin çağrısı üzerinde yapılan toplantıdan söz ediyorum geçtiğimiz günlerde. Bunlara ilişkin siz ne dersiniz? Yani üçüncü yol yahut da demokrasi ittifakı denilen bir yapılanmadan söz ediyoruz. Bu gerçekten de başta Kürtler olmak üzere, Kürt Demokratik Hareketi olmak üzere onu destekleyen sol sosyalist çevreler ve demokrasi çevrelerinin bir araya gelmesi ile oluşması gereken ve oluşması düşünülen bir hareket. Bu aslında son derece yararlı birçok nedeni var bunun. Birincisi Kürtlerin ve işte Kürtlerle birlikte hareket eden oluşumların, partilerin, oluşumların ya da bireylerin diyelim Millet İttifakı denilen bir ucubeye mecbur kalmamaları gibi bir sonuç ortaya çıkartıyor. Yani Millet İttifakı tamam ana muhalefet partisi var ama bir yandan da birçok açıdan Milliyetçi Hareket Partisi'nden, MHP'den farkı olmayan bir İYİ Parti olayı var. İşte İYİ Parti'nin Kürtlere karşı, sola karşı nasıl bir yaklaşım içinde olduğunu gayet iyi biliyoruz. İşte en son açıklamalarını biliyoruz Kürtlere karşı. Dolayısıyla HDP'ye karşı. Dolayısıyla Kürt siyasi hareketini ve Kürt siyasi hareketini destekleyen seçmenleri bir kere bu Millet ittifakı şeyinden heyhülasından kurtaran bir oluşum olması açısından son derece yararlı. Birincisi bu. İkincisi yerel seçimlerde, 2019'daki yerel seçimlerde Kürt siyasi hareketi inanılmaz bir olgunluk, demokratik olgunluk göstererek oralardan iktidar partisini kovalamak için, iktidar partisini yenilgiye uğratmak için çok inanılmaz bir destek verdi. Ve işte Demirtaş'ın da söylediği gibi yer yer bağrına taş basarak gitti ve oradaki adayları kendisi aday göstermemişti. Kendisinin aday göstermediği yerlerdeki adayları destekledi ve oralarda iktidar partisini yenilgiye uğrattı. Bu sadece sıradan bir belediye başkanlığı değişimi değil. Bu Türkiye'de bu tek parti rejimini, diktatör rejiminin devrilmesinin de anahtarını verdi aslında bakılırsa diğer muhalefet partilerinin eline. Şimdi bu anahtardan bir yandan bu anahtardan yararlanmaya çalışıyorlar dikkat edersek. Bir yandan da bu anahtarın uygulayıcısı olan partiye sırt çeviriyorlar. Yani bu Millet İttifakı'nın özellikle İYİ Parti kanadı resmen hani sırt çevirmenin ötesinde bir Kürt düşmanlığı, HDP düşmanlığı gidiyor. Ama buna rağmen de her şeye rağmen önümüzdeki seçimde yine Kürtlerin kendilerine oy vermekten başka seçenekleri olmadığını varsayıyorlar. Yani tabii bunu başka şekilde, bu şekilde düşünmeyen, gerçekçi yaklaşan bir takım şeyler özellikle ana muhalefet partisinde yaklaşan politikacılar var. Çünkü kesinlikle Kürtler böyle bir mecburiyet içinde değiller. Evet. Ve üstelik de yerel seçimlerde gösterdikleri olgunlukla aslında bir şey söylemek istediler. Yani biz destekliyoruz bunu. Bu tek adam rejimine bir darbe vurmak ve önümüzdeki süreçte de bunu iktidardan uzaklaştırmak için bir yolun olduğunu size anlatmak istiyoruz. Bu yol Kürt oylarını da hesaba katarak bir muhalefet cephesi oluşturmaktı. Tamam demokrasi cephesi filan dendi. Onların bu demokrasi cephesinde bir şeyleri yok, hesapları, kitapları yok. Ama HDP kendisine üçüncü yolu seçti çok haklı bir şekilde. Ve belli bu doğrultuda hareket edecek olan oluşumlarla, siyasi partilerle böyle bir artık buna ittifak demek doğru değil. Bence demokrasi cephesi, demokrasi ittifakı demek daha doğru, daha anlamlı. Çünkü mesele sadece bu tek adam rejiminin önümüzdeki seçimle iş başından uzaklaştırılmasından ibaret değil.
Evet. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin ne olacağını, nasıl yöneticilerini, sorunlarına nasıl çözüm bulunacağıyla ilgili çok ciddi sorunları, çok ciddi meseleleri içeriyor. Yani çünkü şimdi tek adam vesayeti var. Geçmişte de bürokrasinin, ordunun bürokrasinin vesayeti vardı. Hakim çevrelerin vesayeti vardı. Şimdi eskiye dönelim demek, yani bu rejim değişsin, tek adam rejimi değişsin, biz yine işte genişletilmiş parlamenter sistemle eski vesayet rejimine dönelim anlamını taşımaması gerekiyor. Yani Türkiye artık işte ikinci yüzyılda, yani ikinci yüzyılla dönüyor artık 80. Önümüzdeki iki sene içinde. Dolayısıyla bu önümüzdeki süreçte çok farklı bir anlayışla yeni bir düzenin, yeni bir sistemin temellerinin atılması gerekiyor. Peki. Ve Demokrasi İttifakı bunu öneriyor. Böylesine geniş kapsamlı bir şey öneriyor. Ve buna bağlı olarak bu anlayış çerçevesinde bir örgütlenme olsun istiyor. Dolayısıyla geniş kesimlerde bu ittifakın, bu demokrasi anlayışının ya da üçüncü yol anlayışının daha ilgi çekmesi, daha etkili olması anlaşılır bir şey. Zaten HDP'nin son seçim yoklamalarında oyların artması da bu çabasının ürünü olarak değerlendirilebilir. Bence sadece bu ittifak sadece seçimlerde 70 tane, 80 tane, 100 tane milletvekili çıkartmaktan ibaret yahut tek hedefinin bu olduğu bir ittifak değil. Türkiye'nin yeniden sorunlarının, temel sorunlarının çözümü için yeniden yapılanması ve yeni bir sisteme, rejime doğru evrilmesi için çok ciddi bir oluşumun göstergesi gibi geliyor bana. Bunu kamuoyuna çok iyi anlatabilmek gerekiyor. Peki. Sayın Keskin Bayındır, Sayın Sinan Çiftürek ve Sayın Koray Düzgören, çok teşekkürler, görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. Sağ olun, var olun. Önümüzdeki programlarda tekrar beraber olmak umuduyla. Çok teşekkürler, sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Evet sevgili izleyiciler, Medya Haber'de gündemin sonuna geldik. Türkiye siyasetindeki gelişmeleri konuştuk. DAEŞ'in Haseki'ye saldırısını da ve onun yarattığı etkileri de konuşacaktık. Ama zamanımız daraldığı için onu konuşamadık. Artık daha sonraki programlarda tekrar onu değerlendiririz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.